Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. ABD vatandaşı eşimle Türkiye'de evlendim. Bu evliliğim Türk kimliğiyle ve eski soy isimle oldu. Eşim şu an Florida'da. Göçmenlik dairesinden onay gelince ben de Amerika'ya gideceğim. Ayrıca şu an herhangi bir pasportum yok. Soy isim farklılığından dolayı Amerika'ya girişte havaalanında bir sorun olur mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan durum şu. Siz eğer yaptığınız evlilikle beraber eşinizin soyadını aldıysanız o zaman eşinizin soyadı üzerinden gerekli işlemleriniz yapıldıysa ve siz yeni pasaportunuzu buna göre alıyor olacaksınız. Dolayısıyla ülke Türkiye'deki gerek kimliğinizin değişimi, gerekse pasaportunuzun çıkarılması, nüfus kütük kayıtlarınız hepsi yeni soyadınızla çıkıyor olacak. Ama siz evlenme durumunda herhangi bir soyadı durumuna geçmediyseniz yani soyadını alma hakkını kullanmadıysanız o zaman sizin bu noktada herhangi bir soy isim değişikliğine girme durumu söz konusu olmayacaktır. Yalnız şunu görüyoruz genelde. Eğer bu tip soy isim değişiklikleriyle e, alacağınız green card ya da pasaportta isimler farklıysa bunun sebebi de sizin evlilik yaptığınızdan ya da boşanma yaptığınızdan nedeniyle ise o zaman siz a, bütün belgelerinizi elinizde bulundurarak daha önceki soyadınız, şu anki soyadınız kanıtlayacak evrakları, orijinallerinizi yanınızda bulundurmanızda fayda vardır. Ki seyahat durumlarında herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayın diye. Dediğim gibi sizin durumunuzda şu olabilir, bir değişiklik durumu olmuş olabilir ya da olmamış olabilir. Önemli olan sizin evlilik yaptığınız, yani evlenmeden dolayı isim değişikliğine girip girmediğiniz, eğer girdiyseniz de evraklarınızda bu değişikliklerin gösteriyor olmasında fayda vardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.